Ludwig Tolumov ve Ivan Serafimov. Ludwig Tolumov ve Ivan Serafimov Bulgar seri katil ikilisiydi. 13 Mayıs 2000 ile 19 Temmuz 2000 tarihleri arasında yaklaşık 2,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde çok sayıda soygun, tecavüz ve cinayet işlemişlerdi. Geçmişleri hakkında pek fazla şey bilinmiyordu. Ancak her iki adamın da çok uzun sabıka kayıtları vardı ve Ludwig Tolumov ile Ivan Serafimov hakkında bilinen bilgilerden birisi ise birbirlerini çocukluktan beri tanıyor olmalarıydı. İkisi de Plovdiv'in Duvanli köyünden. Ludwig Tolumov evlenince eşiyle Hisarya'da yaşamaya başladı ve Ivan Serafimov da yolları bu şekilde ayrılmış oldu. İkili yıllar süren ayrılığın ardından Plovdiv hapishanesinde yeniden karşılaşacaklardı. Ludwig Tolumov hırsızlık suçundan cezaevine gönderildiği sırada Ivan Serafimov da içeride işlediği suçlardan cezasını çekmekteydi. Ivan Serafimov hapishanede kaldığı süre boyunca tatlı yeme bağımlılığı nedeniyle ve insanlarla konuşurken tatlı dil kullanarak onlara istediklerini yaptırabildiği için tatlı lakabını kazanmıştı. Artık Ivan Tatlı Serafimov olarak anılıyordu. 2000 yılında her ikisi de hapisten çıktıktan sonra Bulgar halkının zihninde yer edecek bir cehennemi serbest bırakacaklardı. Bu hapis cezası sırasında ölümcül suç birlikteliklerini oluşturmaya karar vermişlerdi. 13 Mayıs 2000 tarihinde Şumlu ilinin Biyala Reka köyünde kanlı bir trajedi yaşanacaktı. O kader gecesinde iki eski mahkum ve suç ortağı Ludwig Tolumov ve Ivan Serafimov iki genç aşığın hayatını ve mutluluğunu sonsuza kadar mahvedecekti. 13 Mayıs 2000 tarihinde Provaslaven kasabasından 19 yaşındaki Rüzdiye Useynova ve Voden köyünden 20 yaşındaki Sevgin Müminov çifti Vorbitsa kasabası yakınlarındaki Mogilata kompleksindeki bir diskoya gitmeye karar vermişlerdi. Yolculuklarına devam etmeden önce arabalarına benzin almak için Biyala Reka yakınındaki bir benzin istasyonunda durmuşlardı. Gece yarısını 20 dakika geçmişti. Yola yeniden çıktıklarında biraz ilerledikten sonra ıssız bir yol kenarında araçlarını durdurup birbirleriyle öpüşmeye başladılar. Aniden karanlığın içinden iki adamın silüetleri belirdi ve tek kelime etmeden çifte saldırdılar. Suçlular arabanın camını kırdı ve yumruk ve tekmelerle Sevgin Müminov ve Rüzdiye Hüseynova'yı araçtan çıkardılar. Erkek arkadaşı kızı korumaya çalıştı ancak bu yeterli olmayacaktı. Sevgin Müminov göz çukurundan ve omurgasından vurulmadan önce sert bir şekilde dövüldü ve genç adamı orada kız arkadaşının gözleri önünde öldürdüler. Ancak kıza sakin olması için yalan atarak onu sadece döverek bayılttıklarını ve birkaç saate uyanıp kendine geleceğini söylediler. Adamlar daha sonra cesedin altın yüzüklerini, telefonunu ve cüzdanını çaldılar. Ardından cesedi yol kenarındaki çalılıklara sürüklediler. Ludwig Tolumov ve Ivan Serafimov daha sonra şok geçiren Rüzdiye Hüseynova'yı zorla arabaya bindirip civar bölgede bulunan Sen İlya adlı küçük bir şapele götürdüler. Burada kızı da acımasızca dövdüler ve ardından ona tecavüz ettiler. Vahşi eylemlerinin ardından yetkililerin cinayetin aşk sonucu işlendiğini düşünebileceklerini, Sevgin Müminov'un bir kıskançlık sonrası önce sevgilisini öldürüp daha sonra da kendisinin intihar ettiğini düşüneceklerini zannediyorlardı. Tek dörgü tanıklarını da ortadan kaldırdıklarını düşünerek olay yerinden kaçmadan önce Rüzdiye Hüseynova'yı boynundan, göğüslerinden ve karnından 8 kez bıçakladılar. Ancak Hüseynova mucizevi bir şekilde hayatta kalacaktı. Bir süre bilinçsiz kaldıktan sonra İşkence gören kadın sonunda uyandı ve birkaç saat sonra sürünerek ana yola çıkmayı başardı ve burada tesadüfen civarda devriye gezen Parvomay polisi tarafından bulundu. Saldırıya uğradığını zar zor dile getiren kadın tekrar bilincini kaybetti. Bunun üzerine polis onu hemen hastaneye kaldırdı. Daha sonra bölgede yapılan arama sırasında Sevgin Müminov'un da cesedi bulunacaktı. Hastanede yaralarının iyileşmesi sırasında Rüzdiye Hüseynova artık emekli olan polis eski sanatçısı Atanas Marinçeski tarafından ziyaret edildi ve kendisine saldırganları anlattı. Kabusun başlangıcını ise şu cümlelerle betimliyordu. Beni en çok korkutan şey sanki ne yapacaklarını önceden biliyorlarmış gibi tek kelime etmeden bize saldırmış olmalarıydı diyecekti.
Atanas Marinçeski, genç kadının anlatımları üzerine Tolomov'un inanılmaz derecede doğru bir yüz bileşimini oluşturmayı başardı. Ancak yüzünü kurbandan saklamaya çalışan Serafimov için aynısını yapamayacaktı. Zira suç esnasında Serafimov yüzünü gizleyecek şekilde şapka ve kapşon takmıştı. Saldırıdan kısa süre sonra yetkililer, sabıka kaydındaki şüpheli çevresini 20 isme kadar daraltmayı başardılar. Ulusal polisin cinayet birimi dedektifleri, suçu çözebilmek için günün 24 saati çalışarak Plovdiv yetkililerine yardım ettiler. Ancak ikiliyi bu cinayet ve tecavüz durdurmamıştı ve suç işlemeye son hızla devam edeceklerdi. 6 Haziran'da ikili Troyan Karnare geçidinde durdurdukları bir minibüse saldıracaklardı. Araçtan değerli eşyalar ve toplamda 8265 Bulgar levası para çaldılar. Minibüsün sahibi Tanyo Banchihavenski de silahla tehdit edilip minibüsü de çalınarak olay yerinden uzaklaştılar. Ancak şoför kendilerini gördüğü için ve minibüsün ihbarını polise yapmış olduğunu düşündükleri için çok geçmeden minibüsü ıssız bir yerde terk ederek yaya olarak uzaklaşacaklardı. 5 gün sonra ise Hisarya'nın Belovitsa köyü yakınlarında bir taksi şoförünü darp edip soydular ve çok geçmeden Trakya otoyolunda da Sofya plakalı bir aracı durdurup adamı gasp edeceklerdi. Bundan 3 hafta sonra Mihiltsi köyü yakınlarında park edilmiş bir Moskviç marka araçta yer alan bir erkek ve kadını diğer kurbanları gibi soydular. Ludwig ve Ivan arabaya ateş etti ve sürücüyü yere yatmaya zorladılar. Ancak bu arada ikili kadın ile ilgilenmeye başladıkları sırada sürücü kaçmayı başardı ve yakındaki bir benzin istasyonuna ulaşarak yardım çağırmayı başaracaktı. Tolumov, partneri Serafimov'a polislerin gelebileceğini, bir an önce oradan uzaklaşmaları gerektiğini söylediği halde Ivan Serafimov oralı olmayınca Ludwig Tolumov onu terk ederek olay yerinden tek başına uzaklaştı. Serafimov ise orada kalmaya devam ederek arabaya binerek kadını kendisiyle seks yapmaya zorlayacaktı. İkili bugüne kadar hep ortak hareket ederken ilk defa bu suç esnasında fikir ayrılığına düşmüşlerdi ve ileride bu tercihleri ikilinin arasında yeni uçurumlar açacaktı. 12 Temmuz tarihinde ise Beklemeto geçidindeki mimari tarihi anıt Özgürlükler Kemeri'nin yakınında tesadüfen bir ceset bulunacaktı. Daha sonra Tolumov ve Serafimov'un o gün Kassel'den gelen Alman turistler Christian Herlem ve Heidi Kolomb'un arabasını Pavel Banya yakınında durdurdukları ortaya çıkacaktı. Orada Christian Herlem'i öldürmüş ve daha sonra Heidi Kolomb'a da tecavüz etmişlerdi. Daha sonra kadını da öldürüp yakındaki bir bataklığa atmışlardı. Yapılan aramalar neticesinde daha sonra kadının kafatasının yeri tespit edildi ve vücudunun bazı kısımları ise vahşi hayvanlar tarafından parçalanmıştı. Polis hemen Alman yetkililerle temasa geçerek kurbanların eşyalarını onlara gönderecekti. Haydutların ortaya çıkarılması ve öldürülen Alman turistlerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmaya Interpol yetkilileri de katılmıştı. Bu süre zarfında iki haydut arasındaki güvensizlik daha önceki yaşanmış olay yüzünden zaten artmaya başlamıştı. 15 Temmuz tarihinde ikili araç ile seyahat halindeyken son zamanlarda kafa yapısı olarak da iyice paranoyaklaşan Ludwig Tolumov, arkadaşı Ivan Serafimov'un onu öldürme niyetinde olduğuna dair şüpheler duymaktaydı. Yolda giderlerken Ivan Serafimov'a durmalarını önerdi. Ivan Serafimov ise onun dinlemeyip aracı durdurmaması üzerine Ludwig Tolumov hiç beklenmedik bir biçimde silahını çıkarıp suç ortağını vurdu. Daha sonra aracı kendisi durdurup öldürmüş olduğu Ivan Serafimov'un cesedini arabanın bagajına koydu ve Tsarimir yakınlarındaki bir hendeğe bıraktı. İzlerini silmek ve delilleri yok etmek için de daha sonra arabayı yaktı. 20 Temmuz 2000'de ise Plovdiv'deki Eurocom TV'de çalışan bir yapım ekibi bir film için çekim yapmaya çalışırlarken kaza ara denizci gömleği giymiş ve 40'lı yaşlarında görünen bir adamın cesedini bulmuşlardı. Sırtında ve göğsünde kurşun yaraları vardı. Daha sonra yapılan parmak izi incelemeleri onun gerçekten tatlı lakabıyla tanınan Ivan Serafimov olduğunu kanıtlayacaktı. Ancak bu cinayet Ludwig Tolumov'un işlediği son cinayeti olacaktı. Bulgaristan tarihinin en soğukkanlı katillerinden biri olan Ludwig Tolumov, Plovdivli bir polis memurunun çizdiği portresinden yola çıkılarak yakalanacaktı. Polisler robot resmin de sayesinde soruşturmayı derinleştirmiş ve çemberi iyice daraltmışlardı. Daha sonra suç çeşidine uyan ve Plovdiv bölgesinden olan 9 suçlunun resmi getirildi. Bunlardan ikisi ise hayatta kalan kurban Rüzdiye'nin verdiği dış tanımına uyuyordu ve bu iki mahkumdan birinin Ludwig Tolumov olduğu ortaya çıktı. Kısa bir soruşturmanın ardından çok sayıda şiddet içeren suç işledikleri
ve Tolumov'un ortağını öldürdüğü sonucuna varıldı. Kısa süre sonra yapılan aramalar sonucunda Hisarya'da hiçbir direniş göstermeden tutuklandı. Ludwig Tolumov, Rüzdiye Hüseyinova'ya tecavüz ettiğini ve hırsızlıklar yaptığını itiraf etti. Ancak cinayetleri reddediyordu. Yalnızca Serafimov'un cinayetini kabul etti ve bunu ailesinin ve diğer insanların hayatlarını korumak için yaptığını, Ivan Serafimov'un insanları öldürmesini durdurmak için yaptığını iddia edecekti. Daha sonraları bile hem polise hem de hakimlere itiraf edeceği tek cinayet buydu. Başka kimseyi öldürmediği konusunda son duruşmaya kadar hep masum olduğunu iddia etmişti. Yetkililerin elinde Tolumov'un suçluluğuna dair biyolojik ve DNA testleri gibi yeterince reddedilemez kanıtlar vardı. Dolayısıyla Rüzdiye'nin tanık olarak mahkemeye getirilerek travmatik anılarını yeniden yaşamaması adına suçluyu teşhis etmesini sağlamak için mahkemeye çağırmalarına bile gerek kalmayacaktı. Alman vatandaşı turistlerin ve Ivan Serafimov'un susturuculu tabancayla Sevgin Müminov'un ise 1930'lu yıllarda üretilen Schmeisser marka silahla öldürüldüğü belirlendi. Farklı tarihlerde duruma göre iki silahtan birini kullanmışlardı. Schmeisser marka silah yapılan aramalarda 10 Ağustos'ta Ludwig Tolumov'un evinde bulunacaktı. İkili hakkında çok sayıda soruşturma davası açıldı. Duruşmalarda Ludwig Tolumov'un avukatı meşru müdafaa amacıyla işlendiği için kasıtlı cinayet suçlamasını düşürülmesi gerektiğini savunuyordu. Duruşmalardan birine Sevgi'nin perişan annesi Enbiye Müminova da katılmıştı ve öfkesine engel olamayarak Ludwig Tolumov'un yüzüne karşı "Pislik, ucube, umarım bir daha asla huzur bulamazsın." diyecekti. 8 Temmuz 2003'te Plovdiv Bölge Mahkemesi'nin genişletilmiş heyeti Ludwig Tolumov'a ömür boyu hapis cezası verdi. Bu aşırı zulümle işlenen suçlara kanunun verdiği en ağır cezaydı. Cezasını Plovdiv hapishanesinde özel bir rejim altında çekmek zorunda kalacaktı. Ludwig Tolumov mahkeme önündeki son sözlerinde "Bazı eylemlerden pişmanlık duyuyorum. Ancak Sevgi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan soygundan dolayı suçlu değilim," dedi. "Kıza tecavüz ettiğimi kabul ediyorum ama Ivan tarafından bunu yapmaya zorlandım. Ayrıca ben olmasaydım Ivan kızı direkt olarak öldürmeye karar vermişti. Benim ona tecavüz etme konusundaki tutumum sayesinde kız hayatta kaldı," diyecekti. Tolumov'un aldığı ömür boyu hapis cezasının yanında ayrıca mağdur olan Rüzdiye'ye ve öldürülen Sevgi'nin anne ve babasına toplam 44 bin Bulgar levası tazminat ödemesine de karar verildi. Ancak bu son olmayacaktı. Ludwig Tolumov'un oğlu Slavi Tolumov babasının suçlarını kabullenemedi ve ağır bir depresyona girdi. Hatta ruhsal sorunları nedeniyle hastanede dahi kalmıştı. Ludwig Tolumov'un cezasını çektiği hapishanedeki 10. yılında 22 yaşında olan oğlu Slavi Tolumov ailenin evinin garajında asılı olarak bulunacaktı. Hiçbir zaman başı belaya girmeyen ve inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan sessiz ve utangaç bir çocuk olarak tanınıyordu ve yaşadıklarına dayanamayarak intihar etmişti. Aldığı hapis cezasının yanında bir de oğlunun ölüm haberi Ludwig Tolumov'u oldukça olumsuz etkilemişti. Aradan geçen bir yılın ardından ise 2014 yılında Ludwig Tolumov ve hapishaneden arkadaşı bir diğer katil olan Dimitar Harakçiyev hapishane hücrelerinde yaşanan kötü hijyen koşulları, havalandırma eksikliği ve diğer sorunlar nedeniyle Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda görülen duruşma sonrasında 4000 leva tazminat ödenmesine karar verildi. Sonuç olarak iki seri katilden Ivan Serafimov, arkadaşının onu öldürmesi sonucu işlediği hiçbir suçun cezasını çekmeden, hatta yargılanamadan hayatını kaybetmişti. Ludwig Tolumov ise aldığı ömür boyu hapis cezasını günümüzde halen çekmeye devam etmektedir.